zeki bir kız olduğun için bunu... Anlamışsındır dedim. Mahallenin krokisi bu. Çeşmesi, meydanı falan filan. Hani bizim envantajı. Şimdi bak. Bakkal. Berber. Emlakçı. Hepsinin adamları var. Adamlarımız mı var bizim? Yani öyle adam ne diysek esnaf şürekasından arkadaşlarımız diyelim. Bak. Bakkal Mehmet amca, Berber Tahsin, Muhsin falan fistan. Anladım. Bak. Şurası bizim ev, burası mantıcı, buradan çeşme. Bu sokak zaten güvenli abi. Velev ki paralel sokak tercih edildi. Burada büfedeki Recep, Recep büfe. Burada bakkal Mehmet amca pat pat bize haber indirecekler. Yani her bir türlü tutmuş olacağız. Nasıl çizmiş? Vallahi bravo. Hatta şuradan böyle küçük mutlu bir derecik geçirseymişim vallahi şahane olurmuş. Çeşme var ya, çeşme. Ya oğlum ne yapıyoruz biz? Bu bizim ne işimize yarayacak? Ben hiçbir şey anlamadım. Kızım plan. Onu demiyorum. Genel olarak. Yani hiçbir şey olmayacak olsa beraber bir şey yapmış oluyoruz. Yani imece, mahalle var. Ayrıca ne yapalım şimdi ateşle Şirin'i bırakalım mı? Dayak mı yesinler? Ne yapacağız yani? Oğlum var ya. Sen adamın dibisin lan. Adamın dibi. Ben var ya senin böyle yiğit mert hallerine aşırı yükseliyorum. Gel lan buraya. Ah. Ne oldu? Seviyorum ya, sevmiyor ki. Alışık değilim, şarkı İngilizce biliyor musun? Anlıyorum ama olmuyor yani. Ah. Bu kızda da o kolyeden var. Bu kız o galiba. Güzel. Ah, iki dakika dedik, iki dakika. Buyurun, sahne sizin. Sağ ol cicim. Ne oluyor ya? Bakayım ya şu kolyeyi, ne güzel kolyeymiş. Hiç de çıkarmıyorsun. Özel bir şey mi? Alayım ben onu. Özel bir şey. Halam vermişti. Ha, okey. Başka bir şey? Yok. İyi, hadi. Hala sağ olmuş. Teyze, alev attım. Ha mesaj. Ne oldu? Gel buraya. Biri mi geldi? Sakin ol ya. Bak şimdi yürüyeceksin. Yemin ediyorum taktik denesiyim. Bak şimdi. Ha ateş. Recep büfeden Recep. Bak şimdi bak mesaj. Bakkal Mehmet bak şimdi. Berber Tahsin. Bak. Bak. Bak geliyor. Şimdi bak. Fren. Hadi. Vallahi tebrik ederim ya. Teveccühünüz ya. Ne oluyor ya? Neyi tebrik ediyorsunuz siz Ali? Aradıktan ne kadar zaman sonra burada olursun diye iddiaya girmiştik de Demir kazandı. Hayırdır? Çok mu özlediniz beni? Özledik, ölüyoruz ateş. Hadi çok şey yapmayalım. Seni gidip arabaya alalım. Hadi, hadi, hadi. Telefonun ışık kapatsın. Ya sen bu kadar salak olamaz. Yani burnunun dibinde. Öyle tesadüf mü olur? İkisinde de aynı kolyeden var. Zaten kız arkadaşımla atıştım, karımla tartıştım. Öyle oldu zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bir Yasemin'le konuşayım. Konuşayım, açık açık söyleyeyim yani. Sonuçta kuzenimin hayatı.
Efendim Ceyda, Allah'ın cezası Ceyda. Neredesin sen ya? Başımızı açmadan iş kalmadı. Senin yüzünden canımızı veriyorduk ya. Ne oluyor be? Ne oluyor? Paranı mı vermediler yoksa? Ne parası ya? Öldürüyorlardı bizi. Canımızı alıyorlardı diyorum. Hani pansumanlı bu? Canınızı mı? Kimle? Ha, kimle? Ölüyordum diyorum. Ona mı takıldı? Kimle? Ateşle. Yasemin'in kocası. O götürdü beni oraya. Hani pansumanlı ya? Değil miymiş? Değil miymiş ya? Adamı delmişler, kurşunlamışlar iki yerinden. Masada kaldı adam, masada. Peşimize düştüler diyorum. Allah, ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Ben vallahi bulunduğum mahalleden çıkmam. Sen de kapını kapat, perdeni ört. Ne yapıyorsun? Memleketimi terk ediyorsun? Evlenip yurt dışına mı kaçıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir daha da beni arama ya, vallahi. Polise gidelim. He, polis. Sonra adam öldürmekten içeri tıksınlar beni. Kızım bunlar mafya. İçeride dışarıda adamları vardır. Mahpusta beni şişlerler vallahi. Şirin. He? Ben şu an korkudan titriyorum. Ne yapacağız? Aa, canım benim. Sen şimdi korkudan benim annemin kızlık soyadına kadar da ötersin değil mi Ceyda? Öterim vallahi. Ötersin tabii. Ceyda, hadi. Beni bir daha arama Ceyda. Kapat Ceyda. Kapat. Cezası. Benim şekerim mi düştü? Ne oldu? Benim elim ayağım bir titredi ya.